Merhabalar, Kaptan Neşli kanalına hoş geldiniz. Bu videomda size Osmanlı mutfağının en güzel tatlılarından biri olan keşkül tarifini vereceğim. Oldukça basit, kolay bir tarif. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Burada 800 mililitre sütüm var. 800 mililitre sütün üzerine bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şeker ilave edeceğim. Pirinç unu kullanacağız burada. Pirinç unu toplamda 2 yemek kaşığı olacak. Keşkülün olmazsa olmazlarından biridir pirinç unu. Tepeleme 2 yemek kaşığı pirinç unu kullandık. 1 yemek kaşığı nişasta kullanacağım. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi kullanacağım. Ve 2 yemek kaşığı da çok ince çekilmiş kabuksuz badem kullanacağız. Bir pakette vanilya tercihen ekleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Tüm malzeme listesini ben aşağıda da belirteceğim. Burada da saydım. Şimdi bu malzemelerimizi ocağın altını açmadan öncelikle bir güzel kaynatmamız lazım. Karıştırmamız lazım. Çok özür dilerim. Nişasta ve pirinç unu olduğu için önce bunlar sütün içerisinde erimesi lazım. Sütün içerisinde eridikten sonra ocağın altını açarsanız böylece hem topaklanmayı sıfıra indirmiş olursunuz hem de diğer malzemelerin lezzeti birbiri içerisine çok daha iyi geçmiş olur. Bir güzel hepsi homojen hale gelene kadar ocağın altını açmadan karıştırıyorum. Ardından ocağın altını açacağım ve sürekli karıştırarak pişireceğim. Karıştırma kısmını bırakırsanız nişasta ve pirinç unu dibe çöker ve alttan yanma yapar. Kaynayana kadar bir fiil karıştırıyorum. Kaynara çıktıktan sonra altını kısın ve 1-2 dakikada o şekilde şöyle kaynamasını bekleyin. Böylece daha yoğun bir hal alacak keşkülümüz. Ardından altını kapatın ve bir kenara alın. Soğumasını bekleyin. Yalnız soğurken gidip gelip karıştırın sürekli ki üstü kabuklanma yapmasın. Keşkülümüz şu anda hazır. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir tatlı. Servis edeceğim. Servis kaselerime koyacağım ben. Biraz soğuması lazım kendini bulması için. 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendirin. En az 1-2 saat. Soğudukça çok daha güzel oluyor. O pirinç unu ve içerisindeki bademin verdiği lezzet inanın bir başka. Mutfağımızda çok sık yaptığımız tatlardan biri değil ama inanın basitliği ve lezzetini gördükten sonra artık sıklıkla yapacağımız sütlü tatlılar arasına girecektir. Özellikle Ramazan'da hafif tatlı isteyenler için güzel bir alternatif oldu keşkül bizim evimiz için de. Süsleme kısmı daha böyle hafif ekşimsi meyvelerle yapıldığında daha güzel oluyor. Ben Antep fıstığı tozu ve frambuaz tercih ettim. Ama bir yaptığımda da keşkülün içerisine direkt pişerken böğürtlen atmıştım. Hem rengi hem dokusu hem lezzeti inanın bir başka olmuştu. Onu da inşallah böyle bir çekim sırasında yine göstermek isterim size. Şu anda keşkülümüz servise hazır. Çok basit ve güzel bir tatlı oldu. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.